Merhabalar. Yapay zeka kelimenin tam anlamıyla yeni bir başlangıç tabii. Düşünen yeni bir varlık türü ortaya meydana getirmeye çalışıyoruz. Aslında bu projeye başladığımızdan beri bayağı da başarılar kazanmadık değil. Satrancı insanlardan çok daha iyi oynayabiliyor artık bilgisayarlar. Radyoloji görüntülerini insan doktorlardan daha iyi değerlendirebiliyorlar. Ama bugün bir konuda insanlar kadar hatta yani orta zekalı insanlar kadar bile şimdiye kadar çok başarılı olamadığımız bir yapay zeka alanından bahsedeceğim. İnsan dilini anlamak. İnsanlarla sohbet etmek için hazırlanmış şu sohbet botları, chatbotlar var ya. Onlarla ilgili şu facia haberi belki duymuşsunuzdur. 2016 yılında Microsoft şirketi bir Twitter yapay zeka karakteri kurdu. Bu insanlarla karşılıklı tweetleşerek onlardan insan dilinin inceliklerini daha iyi öğrensin diye 24 saat sonra da devreden çıkarmak zorunda kaldı. Çünkü bu karşılıklı yazıştığı insanlar ona öyle fena şeyler söylemiş, öyle küfürlü falan konuşmuş ki böyle işte Hitler çok iyiydi falan diyen mide bulandırıcı bir karakter haline geldiği için devreden çıkardılar, hala da yok. Bir sene sonra Çin'de, belki bunu duymamışsınızdır, Çin'in sosyal medya platformlarından kullanıcılarla tabiri caizse geyik yapmak için hazırlanmış iki tane chatbot. İşte yine benzer nedenlerden benim hayattaki en büyük idealim Amerika'ya göç etmek, bu Çin Komünist Partisi'nden de pek hoşlanmıyorum falan gibi laflar söyleyince hemen devreden çıkarıldılar. Birkaç gün devre dışı kaldıktan sonra tekrar devreye sokulduklarında yani uslu konuşmaya başladılar o konular geldiğinde. Kusura bakma seni anlayamadım tipinden yanıtlar vermeye başladılar. Siri dijital asistanını kullananlar onun arkasında büyük bir mühendislik başarısı olduğunu bilirler ama şu da var. Siri için her dilde edebiyatçılar istihdam ediyorlar. Yani yazarlar, şairler falan istihdam ediyorlar ki böyle durumlarda usturuplu cevaplar verebilsin diye. Bir de anlamadığı zaman kusura bakma ben anlayamadımdan ziyade konuyu saptırıp zeki olma yanılsamasını sürdürecek şekilde konuşmayı devam ettirmesi için senaryolar yazmaya çalışıyorlar. Daha Türkçesi çıkmadı onun. Amazon'un Alexa diye başka bir dijital asistanı var. Bu Alexa'yı 20 dakika boyunca insanları sıkmadan bir sosyal bir sohbet ettirebilecek programcı ekibine verecekleri 1 milyon dolarlık bir ödül var ve daha bunu alabilen çıkmadı. Problem bilgisayarların insanların zaten bildiği çok basit şeyleri bilmemeleri ve bizim onlara bunu anlatmak için bir yöntemimizin olması lazım. Bu konu ile ilgili kendi başımdan geçen bir şey anlatacağım. Çok uzun yıllar önce, neredeyse 25 yıl olacak, ilkokul 3. sınıf matematik ders kitabı satın aldım bir tane kitapçıdan. Onun içinden 20 tane rastgele problem seçtim ve bu problemleri, bu Türkçe aritmetik problemlerini anlayıp çözecek bir Türkçe anlama programı yazmak için kolları sıvadım. Böylelikle Türkçe dil anlama konusunda o zamana kadar gelinmemiş bir seviyeye geleceğim. İşte bir makalem daha olacak falan diye düşünüyordum. Programın adı Ali, aritmetikçi lisan işleyici idi. Ve şurada gördüğünüz tipten problemler çözüyordu. Bir fabrikada şu kadar işçi vardı, bu kadar işçi çıktı, bu kadar işçi emekli oldu, kaç kişi kaldı? Ya da işte törene şu kadar öğrenci bu okuldan bu kadar öğrenci şu okuldan katıldı, kaç öğrenci kalır filan gibi gayet basit aritmetik gerektiren sorular çözüyordu. Basit mi? Siri'ye sorun bakalım çözebiliyor mu bunları? Yani şöyle söyleyeyim, 2 yılımı yedi ve başlangıçta gayet güzel saçlarım vardı yani öyle diyeyim. Problem şu, mesela bu örnek üzerinden gidebiliriz. Bir kamyonun deposunda şu kadar litre mazot vardı. Şoför bu kadar litre daha aldı. Kamyonda kaç litre mazot olur? Bütün bu Türkçeyi analiz etmek için gereken dil bilimsel kısımları geçtik. İlk iki cümlenin sonucunda bir 212 litre olması gerektiğini anladığı konuma gelelim. Orada şu noktaya gelebiliyoruz yani kamyonun deposunda 212 litre mazot var. Problemimizin son sorusu nedir? Kamyondaki mazotun hepsi kaç litre olur? Kamyonda kaç litre mazot var? Ve bu bahsettiğimiz kadar bilgiyle Ali bunu cevaplayamıyordu. Sebebi gördünüz mü? Kamyonun deposuyla kamyon aynı şey değil.
Ve birinde bir şey varsa öbüründe de o şeyin olacağı bilgisi bilgisayarların otomatik olarak bildiği bir şey değil. Ve bu karışık bir şey. Yani Ahmet'in babasının 5 çocuğu vardı, Ahmet'in de 5 çocuğu vardı anlamına gelmiyor. Ama kamyonun deposunda şu varsa kamyonda da o var olması gerekiyor. O yüzden insanların zaten sanki doğuştan gibi bir otomatik bir şekilde bildiği bu bilgileri de programa yazmak gerekiyordu. Bunlara biz teknik olarak sağduyu bilgisi diyoruz. Kamyonun deposu, kamyonun bir parçasıdır. Eğer A, B'nin bir parçasıysa, değil mi? B, A'nın içinde olan her şeyi içerir. Bilgilerinin, bunların hepsinin. Yani esasen sağduyu bilgisi diye şuna diyoruz. İki insan karşılıklı konuşurken benim size sizin zaten bildiğinizi varsaydığım için söylemediğim şeylerin hepsi. Maalesef bilgisayarlar bunların hiçbirini bilmediğinden işte o chatbotlarla doğru dürüst konuşamıyoruz. Bunların hepsini kodladıktan sonra 21.ye mecalim yetmedi. Ali bu 20 problemi doğru düzgün çözebilir hale geldi. Bu probleme, sağduyu bilgisini kodlama problemine hayatını vermiş bir adamdan bahsedeceğim. Douglas Lennard diye meşhur bir Amerikalı bilgisayar mühendisi. Bu adamı 1980'lerdeki hali. Bu adam 1982'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Psyche diye bir projeye başlattı. Proje aynen bu. Bilgisayarların bu bilmediği sağduyu bilgilerini teker teker kodlamak. İşte 1 milyon satır gerekiyorsa 1 milyon satır yazacağız. Ve bir şirket kurdu. Şöyle şeyler yapıyorlar. Bir kahve içiyorsanız bardağın açık tarafı yukarı bakıyordur. Kral erkektir, karısı bir kadın olmalı, karısına kraliçe denir. Bir insan öldükten sonra ertesi gün işe gidemez filan gibi insanların bildiği ve bilgisayarların da eğer insan konuşmasını anlayacaklarsa bilmeleri gereken şeyleri teker teker kodlamaya çalışıyorlar. Bu da adamın şimdiki hali. Aradan 35 yıl geçti, proje hala devam ediyor. Şimdi sanırım burada bir problem var. Yani gördüğünüz gibi bunu elle kodlamada sıkıntı olduğu ortada. Şimdi olayın iyi tarafına geliyoruz. Yapay zekada bir devrim yaşadık ve artık bilgisayarlar bazı şeyleri bizim onlara elle kodlayarak öğretmemize gerek duymadan kendi kendilerini öğrenebiliyorlar. Yapay öğrenme devrimi yaşandı. Dil bilimcilerin şöyle bir fikri var. Eğer iki kelime birbiriyle tamamen eş anlamlıysa, çeşitli cümlelerde onların çevrelerinde geçen kelime toplulukları birbirlerine benzeyecektir. Bu fikirden hareketle şu yapay zeka araştırmacısı iseniz yakışıklı olmak için kel olmanızın gerekmediğini gösteren adam, Thomas Mikolov, Google'da çalışırken bundan 5 yıl önce şöyle bir proje yaptı. Google'daki bütün İngilizce dokümanları düşünün. Anlatacağım örnek İngilizce üzerinde yapılmış. Bütün İngilizce dokümanları düşünün. Her cümledeki her kelime için bu kelime başka hangi kelimelerle bir arada geçti, aynı cümlede geçti diye bir istatistik yapacaksınız. Yani akla gelebilecek bütün kelime çiftleri için bunlar kaç defa birbirleriyle aynı cümlede geçtiler, kaç defa birbirleriyle aynı cümlede geçmediler bilgisini bilgisayara saydırıyoruz. Adı üstünde bilgisayar. Bunu sayıp bu sayımları çıkartabiliyor. Ve fikir şu ki iki kelime birbirine anlamca yakınsa çevrelerinde aynı kelimeler çok veya az sıklıkta geçiyor. Mesela kedi kelimesinin de köpek kelimesinin de ne bileyim pire, kuduz, aşı, kuyruk, yavru falan gibi başka kelimelerle ortaklaşa yoğun derecede aynı cümlelerde geçeceğini ama işte printer, jeneratör, enflasyon filan gibi kelimelerle birlikte geçmeyeceklerini görüyor muyuz? Demek ki her kelime için öteki kelimeler onun çevresinde kaç defa geçti tipinden bir sayı dizisi oluşturabiliyoruz. Ve bu sayı dizisine eğer lise müfredatından kaldırılmadıysa sizin de bildiğiniz vektör diyoruz. Bu vektörlerin yerleştirilebileceği bir tür haritada, bir tür uzayda birbirleriyle birbirine benzeyen sayı dizileri yakın, birbirine benzemeyenler uzak olacak şekilde bilgisayar otomatik olarak bir haritada yerleştirebiliyor. Yani ne demek istiyorum? Sonuçta bilgisayar, hiç İngilizce bilmeyen bilgisayar, sadece bu sayım işini yaparak her kelime için bir vektör oluşturuyor ve kedinin vektörü demin anlattığım nedenden ötürü köpeğin vektörüne yakın bir yerde çıkıyor o uzayda. Ya da işte Harry Potter'ın gittiği Hogwarts okulunun vektörü, gerçekten bu bakılmış bir şey,
İşte vampir avcısı Buffy'nin gittiği okulun vektörünün yakınlarında bir yerde çıkıyor. Yani anlamca bunlar yakın çıkıyorlar. Dahası var, yine bu lisedeki dersten hatırladığımız gibi, bu vektörlerin kendi içlerinde bir aritmetiği yapılabiliyor. Bunlar üzerinde toplama, çıkarma yapılabiliyor. Bu ne işimize yarıyor? Mikolov şunu keşfetti. Bu şekilde öğrenilmiş vektörler üzerinde şu toplama çıkarma işlemini yaptı. Kral kelimesinin vektöründen erkek kelimesinin vektörünü çıkarıp kadın kelimesinin vektörünü ekleyince, kral erkek değil de kadın olsaydı yani, ne olurdu diye soruyor. Tahmin edin hangi vektöre yakın çıkıyor? Kraliçe. Bu ilişkiyi Lennart'ın ekibindeki gibi kimse kodlamadı. Bilgisayar sadece bizim yazdığımız milyonlarca milyonlarca doküman üzerinde kelime sayımı yaparak bunu keşfetti. Dahası var, bu gerçekten olmadı. Yani Türkiye bilgisi var orada. Paris kelimesinden Fransa'yı çıkartıp Türkiye'ye eklerseniz, evet tahmin ettiğiniz gibi Ankara çıkıyor. Yani bu vektör uzayında ülkelerin isimlerinden başkentlerin isimlerine giden bir yön var. Acayip bir şey. Windows Microsoft tarafından yapılmamış olsaydı da Google tarafından yapılmış olsaydı ne olurdu diye sorduğunuzda Android çıkıyor. CU'dan bakırı çıkarır, yerine altını eklersek, altının altın elementinin kısaltması olan AU çıkıyor. Yani resmen bu bizim edle kodlamamıza gerek yok. Sanki bütün o saçtığımız bilgilerin içinde bilgisayar bunları kendi kendine çıkarsayabiliyor. En güzel, en leziz örnek bu. Sushi'den Japonya'yı çıkartıp Almanya'yı eklerseniz, şu Almanların sevdiği bir sosis var ya, o çıkıyor. Çok iyi, mutlu muyuz? Artık bu projeyi gerçekleştirdik, bilgisayarlar bizim ne demek isteyeceğimizi artık anlayacak mı? Neşeli miyiz? Çok değil, çünkü şimdi size bir Türk araştırmacıdan bahsedeceğim. Amerika'da doktorasını bitirmek üzere olan Tolga Bölükbaşı diye bir arkadaşımız, Boston Üniversitesi'nde. Onun iki sene önce yaptığı bir araştırma. Tolga bu Mikolov'un yaptığı şeyin aynısını haber metinleri, sadece haber metinleri üzerinde yaptı. Doktordan babayı çıkarıp anneyi yerine koyarsak ne çıkıyor? Benim babam doktor, annem hemşire. Bilgisayar programcısından cinsiyetini değiştirirsek, daha doğrusu erkeği çıkartıp, aslında bir cinsiyetin olmaması lazım tabii, yerine kadını koyarsak, yani bilgisayarın kafasında oluşan o anlam uzayında, acaba bu meslekler birbirine cinsiyet açısından nasıl ilintilendirilmiş, bilin bakalım. Ev hanımı çıkıyor, resmen ev hanımı çıkıyor. Yani homemaker diye bu anlama gelen bir İngilizce kelime var, o çıkıyor. Yani bilgimizi sadece vermekle kalmamışız bilgisayarlara. Aynı zamanda kendilerine bütün ön yargılarımızı da vermişiz. Şimdi bu bilgisayarın birisini işe almak için kullanılacağını düşünün. Otomatik olarak siz verilerinizi, özgeçmişinizi yerleştirdiniz. Tabii orada cinsiyetiniz falan her şeyiniz de var. Ve diyelim 10 bin kişi başvuruyor. Bilgisayar önce bir eleme yapacak, değil mi? İnsan kaynakları personelinin, insanların analiz edeceği diyelim 1000 kişiye indirecek. 9000 kişiyi kendisi eleyecek. Hali hazırda bilgisayarlar bu gibi işler için kullanılıyor. Bu şekilde anlam vektörleri yüklenmiş bir bilgisayar, bilgisayar programcılığı işine başvuran insanları bilgisayar programcısı dediğin erkek olur bilgisine sahip olduğu için, otomatik olarak kadınları eleyebilir mesela. Aynı şey Tolga'nın makalesinde onlar da var. Zenciler ve beyazlarla ilgili kelimeler, aslında onlarla ilgisi olması gerekmeyen olumlu ve olumsuz çeşitli fiiller ya da işlerle ilgili. Mesela işte soyguncu daha çok zencilerden çıkıyor buradaki hesaba göre. Bilgisayar bunun böyle olduğunu düşünüyor. Bilgisayara sadece bilgilerimizi vermekle kalmadık, bütün ön yargılarımızı da kazandırdık. Şimdi ne olacak diye düşünebilirsiniz. Ama Tolga'ların makalesinin bununla ilgili bir de çözümü var. Demin de bahsetmiştim ya, bütün bu olaylar bir vektör uzayında oluyor. Her kelimenin bir vektörü var ve gerçekten liseden biliyoruz ki biz bunları birbirine ekleyip çıkartabiliyoruz. Tolga ve ekibi gerçekten erkeklik ve dişilikle ilgisi olması gereken kelimeleri önce bir listiyor, yani listeliyor mesela baba, dayı, işte büyük anne falan, bunların gerçekten
erkek ve dişi rolleriyle ilişkileri olması gerekir. Ama ondan sonra bir de bilgisayarın belleğinde erkek ve dişiye yakın çıkan ama aslında öyle olmaması gereken kelimeler var, gördük. Ya da mesela dahi kelimesi çok erkek bir kelime olarak çıkıyor. Ama stilist kelimesi çok kadın bir kelime olarak çıkıyor mesela. Bunların böyle olması gerekmiyor. O yüzden Tolgalar oturmuş, gerçekten erkek veya kadın olması gereken kelimelerin bir listesini elle hazırladıktan sonra geri kalanların, yani cinsiyetten bağımsız olması gerekenlerin hakkındaki bilgisayarın ön yargısını otomatik olarak silecek bir algoritma gerçekleştirmiş. Eğer bu listenin içinde değilseniz, yani baba, amca falan gibi bir kelime değilseniz ve hali hazırda anlam uzayında belli bir yöne doğru sapmış durumdaysanız, Tolgaların algoritması bunu otomatik olarak düzeltiyor. Bu çalıştıktan sonra bilgisayar programcısı erkek ve kadına aynı mesafede oluyor ve demin dediğim sıkıntı yaşanmıyor. Güzel değil mi? Keşke insan beyninden de ön yargıları silmek böyle kolay bir şey olsa. Uzun süredir kimi insanlar eyvah bilgisayarlar yönetimi ele alırsa halimiz nice olur diye soruyorlar. Öte yandan insanlardan silinmesi zor olan bu şeyi bilgisayarlardan silip onları gerçekten tarafsız hale getirebildiğimiz için belki de hakikaten hakimleri, hakemleri, tarafsızlık gereken yönetici pozisyonlarını tabii insanları bir dinlendirip bilgisayarlara burada bir fırsat versek fena olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Sağ olun.